Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Kasım Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, haftanın açılış programı ve aynı zamanda kış at yarışları programında ilk programı oluyor bu. Çünkü gördüğünüz gibi Bursa birinci koşu olarak geçiyor. Yani artık bundan sonra yarış programları biraz daha değişik. Yarış günleri de farklı olacak. Ona göre kontrol etmenizde fayda var. Ankara yarışı bitti galiba. Ben öyle biliyorum. Çünkü kış at yarışlarına geçiş olduğu zaman Ankara yarışları yok. Hatta yani yarınki programa bakmadım. Henüz bu programı bitirdikten sonra bakacağım da. Ama İzmir pazar gününe taşındı. Yer değiştirdi İstanbul'la. Onun bilgisini vereyim. Antalya'da yarışları da başlayacak galiba. Bugün yarın o da başlar. Büyük ihtimal artık, çünkü kış at yarışlarında orası da var. Artık bilmiyorum başka neler var. Allah gördü, yaşadıkça Allah ömür verdikçe göreceğiz arkadaşlar. Evet, bugün artık kum yarışları var. Artık çim yarışları yok arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gelelim bugünkü programımıza. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen yarış programımıza geçiş yapalım. Tabii bu arada arada sana ben balık videoları paylaşıyorum. Short videoları olsun. Allah imkan buldukça paylaşıyorum. Hele geçen gün bir İzmir bilenler bilir. Geçenlerde bir Kovak tarafında bir gezi yaptım. Hadi bir hava alayım dedim. Çünkü kaç, iki haftadan fazladır hep evde yatalak kala kala bir acayip oldum. Kendimi biraz iyi hissettim. Çıktım. Olmazsa zaten 3 gün yine hasta oldum. Baktım. Konak tarafında bayağı tanıdık arkadaşlar vardı. Bütün millet oraya yığılmış. Çupralar hep oraya akın ediyormuş. Hatta orada bir 20 dakika durduğumda baktım ki kilo üstü çupralar arka arkaya hem de. İnanın 5 dakika içerisinde 3 kişi tarafından arka arkaya çekildi. Hatta bir tanesi çeken adam 1,5 kilonun hatta 2 kilo rahat var diyebilirim. Ötekileri bir 700-800 gram, birisi de 1 kilo aynı o civarda. Valla ben de dedim ben, o halimle gittim, ben de şey yaptım. Oltayı hazırladım. Ertesi güne gittim ben de oraya. Bunu da söyleyeyim, eğer o tarafa da avları varsa arkadaşlar, zaten çok kalabalık orası. Eğer hani İzmir'de o taraflara giden, valla rezillik yani, başka bir şey söylemiyorum size. Rezillik yani. Çünkü rezillik olduğunu nasıl olduğunu hatta şimdi söyleyeceğim. Tabii ben de ertesi günü gittim. Hatta dedim ki neye yem takıyorlar? Ben sardana takıyordum çünkü. Mamun takıyorlarmış. Abi bir arkadaş sağ olsun fazla mamunu vardı, bana verdi. Ben de oltaya attım. Şimdi bekle bekle baktım, bir iki vuruş aldım. Güzel, hoşuma gitti. En azından vuruş var. Çünkü daha ben gittiğim yerlerde maalesef çupalar artık bu mevsimlerde biraz derin sulara gittiği için hani bırakın balık avlamayı, vuruş bile alamıyordum. Hadi iyi, hoşuma gitti. En azından bir aksiyon yaşayacağız dedim. 1, 2, 3 öyle yemi kaptırdık. Balıklar çünkü ufak ufak vuruşlar yapıyor. Hadi 4. atışımda baktım bir tık tık yaptı, artık tetikliyim, artık bunu yakalayacağım artık. Baya güzel bir basıncı da ben de güzel bir tasmalamayla yakaladım. Ve çekmeye başladım ama baya bir iri bir şeydi. Olan oltayı çekemiyorum. Sarmaya çalışıyorum, onu beni çekiyor. Kafa atıyor ve fici kafa atıyor. Allah dedim, takozunu yakaladık herhalde. Çupra'nın büyüklüğüne işte kilo üstü. Ama çektim artık. Bir baktım köpek balığı ya. Hayatımda ilk kez bir köpek balığı yakaladım. Bana denk geldi yani. Balığı aldım, karaya çıkardım. Yani 1,5 kilonun biraz üstü olabilir. O civarda yani nereden baksam bir 35-40 santime yakın bir boy vardı. Zaten genelde o köpek balığı türleri o boylarda oluyor. Böyle beyaz açık renkli bir köpek balığıydı. Onlar genelde o taraflarda yemeyelim. Mamuna saldı daha evet. Ben karaya çıkardım. Zaten kalabalıktı. Bayağı arada o an fena değildi. Bayağı insan vardı. Çünkü o bölgelerde oturak yerler olduğu için çok insanlar bir anda üşüyordu oraya. Ben de oltayı ayarladım. Yani düzgün bir yere bıraktım. Daha iğnede çünkü. Telefonu çıkardım. En azından bir short videosu çıkardım bundan. Abi tam telefonu çıkartacağım. Baktım yan tarafta balık avlıyor. Bir tane yaşlı. Geldi hemen balığı tuttu, iğneyi çıkardı, attı balığı denize. Ben de ara ara baktım ona. Haydi amca dedim. Dedi, sen elini pisletme dedi. Ben dedi hallettiğim işi dedim. Artık ne diyeyim ben adama? Adama sağ ol, teşekkür ettim dedim. Başka bir şey. Yani video çekecektim, o da gitti. Yani en azından bir paylaşım yapacaktım. Buna maalesef olmadı. Yani anlayacağınız çok acayip kalabalık orası. Kusura bakmayın, koşuyorken bazen tıkanıyorum. Bazen değil, bayağı tıkanıyorum. Bu taraflar bilmiyorum yani, ilaç da kullanıyor ama bir türlü çözemedik orayı. Arkadaşlar gelin programımıza. Kusura bakmayın, arada böyle muhabbet açıyorum. Konuşurken de tıkanıyoruz tabii. Yorum yapıyorum işte, inanın bu yüzden yapmıyordum.
Ama bazı arkadaşlar da öyle bir lafla konuşuyor ki artık ne yapalım, yapalım neyse. Günün birinci koşusu saatler 13.30'u gösterirken handikap 14.3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre kum yarışı. Kusura bakmayın arkadaşlar. 4 dolu Desert Tiger, bu Victoria Gallop temsilcisi Mustafa Çiçek de güzel bir performans yakaladı. Yarışını ilk yarış kazandı ve arkasından güzel bir ikincilik geldi bu Samkan. Yine güzel hazırlıklarla bence bu grubu da geçmeye bir hayli yakın gözüküyor. Ben bu Samkan'ı biraz daha riske alınacak olarak görüyorum. Ama iyi rakipleri var en azından ama ben bugün 4-10 Desert Tiger'ın kazanmasını bekliyorum ve tek olarak önereceğim bu Samkan'ı. Günün ikinci koşusu şartlı 4-4'te yukarı Arapların 1200 metre kum yarışı. Ve 1200 metre kum yarışında 8 safkan yer alıyor. Birbirine çok denk safkanlar var burada. Biraz tehlikeli ayak gibi gözüküyor. Ben 7 numaralı Pergamon, bu Kazberk temsilcisi Mehmet Kaya'da oldukça istikrarlı ve formda gözüküyor ama 77 günlük bir arası var. Ama idman durumu fena değil. Bu safkan bayağı iyi çalışmalarla bu yarışa katılıyor. Bence bu yarışta ilk yarış, aradan sonraki yarışının bence etkili koşmasını bekliyorum. Benim ilk sırada şanslı gördüğüm safkan 7 numaralı Pergamon. Daha sonra 3 dolu FR bir demir döven temsilcisi Adem Aslan da statlandı. Safkan yine son ikinci de oldukça iyi. Çalışmalarına bir hayli ilgi gösteren bu safkanlar bence önlerde. Bir nolu çığ rüzgarı bu Kalber temsilcisi de biraz ağır kilosuna rağmen Tolga Yıldız da yine güzel formuyla. Bir de 6 nolu köy ağası demir. Bu safkan da Hakan Gökçer'in bence iki kötü pardon son üçüncülüğü fena değil. O yüzden bence Vedat Abiş'le de bu yarışta güzel bir koşmasını bekliyorum. 7-3-1-6 benim bu koşu için sıralamam arkadaşlar. Günün 3. koşusu şartı 5, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldiğimizde 4 safkan arasında start alacak olan bir yarışta güzel totosu olan 3-1-3-1 gidip bu yarışta da oldukça etkili koşmasını bekliyorum. Bir numaralı Misano, Kaneko temsilcisi ve de Abiş'te bence kazanması en normal sonuç olarak gözüküyor. Benim küçük ve misalenler için alternatif bir bankadayım ama rakip arayanlara İlk kez kuma çıkmasına rağmen güzel orijiniyle ve iyi çalışmalarıyla iyi durumuyla 4 nolu Prince Efe. Bu hakim temsilcisi Mustafa Çiçek de bence en sert rakip konumunda. Yani bir önce 4 daha sonra. Günün 4. koşusu 2. altılıdan yan ayağımızın başlangıcı şartlı 4-3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. 9 ve 11'in ekürü olduğu yarış bence günün en zor ayaklardan birisi. Burada oldukça geliri çok fazla sayıda safkan var arkadaşlar. Ben biraz kalabalık tuttum bu ayada. Bir nolu uçan yaprak, bu uçan temsilcisi Mehmet Kayala. Son güzel birinciliğine 7 nolu Muhri San. Bir Kazber temsilcisi Oğuz Eren'le sınavlar safkan da yine iyi hazırlıklar sahip. Son 9'uncunu ölçen balım safkan. Sevdiği pistte etkili koşacak isimler arasında. 3 nolu yakın doğu, bu baba böyle temsilcisi de Mertcan Çelik'te. Yine bugünün şanslı, iddialı gözüken ismi. 7 nolu Taceddin Bey, özgüven temsilcisi Mustafa Çiçek ve yine bugünün iyi çalışmalarıyla ve iyi durumuyla ve bence uygun grupta şanslı gözüküyor. Bir de 5 nolu Balık Kız. Balıkhan temsilcisi Onur Yıldız da yine son güzel birinciliğiyle şanslı gördüğüm diğer safkan. 1-7-3-2-5 öncelikli olarak ama 4 nolu Bal Perisi ve 6 nolu Işın Bike'de biraz daha genişletmek isteyenlere önerebileceğim diğer isimler. Günün 5. koşusu Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 11'in yer almış olduğu koşuda 2 nolu Last Whisper. Çakal Carlos'un güzel temsilcisi, oldukça da etkili gözüken ve bayağı da iyi bir safkan görünümde olan safkan Nevzat Avcı ile ikinci yarışında güzel ikinciliği ve çalışmaları bir ayrı artıran bu safkan bence kazanmaya da çok yakın gördüğüm bir safkan oldu. 8 nolu Sigrid, bir Bodemeister temsilcisi Mustafa Çiçek ile yine kum pistte iki yarışında oldukça etkili ve iyi çalışmalarıyla 7 nolu Heraklion. Lanet temsilcisi Mehmet Kayala yine iki yarış gören ve her geçen gün formunu yükseltmeye başlayan bu safkan da benim önlerde şanslı gördüğüm safkan oldu. Yani 5. koşudaki sıralamam 2, 8 ve 7. Günün 6. koşusu sabahda 6-3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldik ve 6 safkanın da yer almış olduğu koşuda Altın Oğlu Tayzu, Kaneko temsilcisi Nevzat Avcı ile çok güzel bir formu var. Son 5 yarışın 4'ünü kazanan bu safkan idman durumu oldukça etkili gözüküyor. Bence bu grubu da geçmeye bir hayli yakın görüyorum. O yüzden benim bugün küçük ve alternatif olarak risk sevenler için alternatif bir banko adayım olacak Altın Oğlu Tayzu. Ama rakip arayanlara bayağı bir rakipleri var. Bunlar sırasıyla 1 nolu Akıncı,
5 nolu İzmit Aslanı ve 2 nolu Kayı Beyi olarak önerebilirim. Yani 6 ya tek atacağız ya da 1-5-2 yanına ilave edeceğiz. Veya içlerinden birisini. Günün 7. koşusu handikap 15. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 13 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman ben burada önceliği 3 nolu Fire of Glory'ye vereceğim. Bu paket temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'na oldukça iyi gözüken bir safkan ve bence uygun grupta iyi şanslı gözüküyor. 4 nolu Galois Candy. Sinne Candy temsilcisi Ali Yıldız da start almış safkan. Son sıfırını ölçü almadığım safkan bu yarışa oldukça etkili hazırlanıyor. Bence bu yarışa hedefledim. O yüzden bu yarışta çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve son olarak da 5 nolu Down of the Night. Bir Windrigory temsilcisi olan safkanda Nevzat Avcı ile son güzel birinciliği de ve iyi hazırlıklarıyla burada ön planda çıkan diğer safkanı. 3-4-5 öncelikli olarak şanslı gördüm safkan ama bu üçlünün dışına çıkması halinde oldukça karışacak bir yarış görüntüsü var. Sırasıyla 10 nolu Queen of Rap, 2 nolu Miss Tuana, 1 nolu Lightning Energy ve 11 nolu All of Me. Benim önerebileceğim diğer isimler önce 3-4-5 daha sonra 10-2-1-11. Günün 8. koşusu meydan 2 açtı. İngilizlerin 1400 metre kum yarışına ve 10 safkan arasında start alacak olan bu yarışta 8 nolu Kanundo, bu Kaneko temsilcisi bugün Vedat Aviş de ilk kez start alıyor. İki yarışını ikincilikle tamamlayan Nevzat Avcı ile start almıştı. Ve aradan bir 69 günlük ara var ama bu safkan hiç ara vermedi. Hep sürekli çalışmalarını arttırdı ve bu yarışa bence fit durumda giriyor. O yüzden güzel hazırlıklarla bence fit durumda ve tırnağının ucunda olan bu safkan kazanmaya da çok yakın görüyorum. Ben de bugün riski bu safkandan yana almak istedim. 8 nolu Kanundo Vedat Abiş de bugünkü benim tek olarak önereceğim isim oldu. Bu arada benim dikkatimi çeken bir şey de kurtarlar buraya yani 3 tane atını koymuşlar. 3'ü de ekürsüz yani bunlar. Yine neyin peşinde anlamadım. Bakın 1, 6 ve 10 safkanı. Yani ekürü koştursa ne olacaktı? Bir zarar olacaktı. Bunlar bilmiyorum hangi çağda yaşıyorlar anlamadım. Neyse bir bildikleri vardır muhakkak bir şey diyemeyeceğiz artık. Ama bence etik değil yani. Günün son koşusuna geldik. Son koşuda handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışına. 9 ve 14 nolu safkanların ekür olduğu bir yarış. Yine günün zor yarışlarından birisi. 8 nolu şanslı Kafkas. Bu Kafkas şahı 8 yaşına geldi maşallah. Tay gibi. Bugün Mertcan Çelik de yine 2 yarış arka arkaya kazanan bu safkan. Tabii ki benim de bugün ilk şansı bu safkandan yana kullanacağım. Çünkü güzel bir form buldu. Bence bu güzel formuyla bayağı da gidecek gibi gözüküyor. 2 nolu Mezit Haber bu. Öz Haber temsilcisi Mustafa Çiçek de bence uygun grupta start oluyor. Hazırlıkları fena değil. Kesinlikle bence imalaya gelmez. 4 nolu Dostum Dostum bir yalnız Efe temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alan safkan. Yine uygun grupta ve çalışmaları bir hayli ilgi çekmeye başladı bu safkanda. 7 nolu Bölük Bey bir bilgin temsilcisi Mahmut Duran'la start alan safkan. Arka arkaya 2 yarışında da 4.lükle ayrılan bu yarışta da ön plana çıkan isimler arasında ve son olarak da 3 nolu Ciğer Pare. Bu 6A temsilcisi Berkan Gökçer'i start alıyor. Bir dolu bir boş gidiyor. Görüyorsunuz 1. 4. 1. 6. Ve bugün yine hedef yarışta birincilik. O yüzden benim önceliğim 8, 2, 4, 7, 3. Ama dediğim gibi zor bir koşu. İlave etmek gereği duyanlar da son yarıştaki 4.lüğü beğendiğim ve bir anda form sıçramasını yaptığını gördüm. 13 nolu Krat ve 6 nolu Muhbir de ilave edilebilecek diğer isimler arkadaşlar. Sürpriz sevenler için bence çok ideal isimler. Hemen şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Thank you.